TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki günden programımızın bugünkü konu gayrimenkul danışmanı Alihan Aydın bizlerle. Alihan Bey hoş geldiniz. Hoş gel Gayrimenkul bina veya ticari işte kiralık herhangi bir işte günlük hayatta gördüğümüz ev olabilir, arsa olabilir. Bunların hepsi gayrimenkule giriyor. Gayrimenkul danışmanlığı da burada mülk sahibi ile alıcı arasındaki o iletişimi aslında sağlamak, o pazarlamayı yapmak, o işte piyasadaki gayrimenkul bilgisini bilmek, fonları bilmek vesaire, kurları bilmek. Bunların hepsiyle birlikte o mülk sahibiyle alıcı arasında düzgün bir iletişim kurup evi en düzgün fiyattan işte satmak, kiralamak, iki tarafı da memnun et. Butik emlak ve kurumsal olarak bizim şimdi biraz daha kurumsal. Mesela bizim ofisimizde 19 kişi var. Yani 20 kişi gayrimenkul danışmanı ama butik emlakta tek kişi olur genelde. Bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi kurumsal olduğunda işin içinde biraz daha fazla işte vergiler ya da işte faturalar falan bunların tamamı denetlendiği için Mesela daha resmi, çok daha resmi. Eğer yani bu mesleği yapmak istiyorlarsa veya buna yakın bir şey yapmak istiyorlarsa bir kere sosyal olmak zorundalar. Böyle bir şey var. Bir şeyler yapabilmek var, bir de yapmak var ya. Ben yazılımı öğrenebilirdim ama yazılım yapamam. Neden? Çünkü ya sürekli bilgisayar başında olmam lazım. İnsanlarla değil bir orada bir kodlamayla uğraşıyorum değil mi? Ama ben bunu yapamam. Ama böyle bir meslek yapmak istiyorsa insanlar mesela gayrimenkul danışmanlığı ya da satış pazarlama vesaire sosyal olmak zorundalar. Diksiyon, artikülasyon eğitimi bence almaları zorunlu. Onun haricinde aslında sosyal olmak çok keyifli bir şey. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugünkü konu gayrimenkul danışmanı Alihan Aydın bizlerle. Alihan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Genç girişimcileri Hı -hı. gördükçe biz daha çok mutlu oluyoruz. Ne güzel. Onlar da sizi görünce mutlu oluyordur. Ben mutlu oldum mesela. İnşallah. <laughs> Peki siz onun öncesini biraz tanıyalım mı? Tabii ki. Ben Alihan Aydın. Remex 9 Nişantaşı'nda gayrimenkul danışmanıyım. Daha çok o bölgede işlem yapıyoruz ama e, tabii ki sistem sistemi sayesinde birçok yerde işlem yapabiliyoruz. Ben onun dışında e, üniversite zamanlarımda e, halterle uğraştım, crossfitle uğraştım, minder güreşi yaptım, tiyatro yaptım. Onları da hayatımda bir şekilde tutmaya çalışıyorum. O şekilde. Spor akademisi severin miydiniz? Yok. E, i̇ki tane üniversite gittim. Bir tanesi İstanbul Üniversitesi. Orada teknoloji teknolojileri programındaydım. Orada işte iç mimari şeylerle mimari bölümlerden arkadaşlarımla okudum. Orada biraz mimari bilgim oldu. Ondan sonra Haydarpaşa Üniversitesi'nde tıp tanıtım ve pazarlama okudum. Tabii orada biraz daha pazarlama kısmına ben önem verdim. O şekilde. Burada aslında şeyi görüyoruz sevgili izleyiciler Alihan Bey. Genç yaşta hem okurken aslında e, sosyal aktivitelerden uzakta kalınmaması gerektiğinin evet. çok net bir örneği. Hem okuyalım hem sosyalleşelim, sporda uğraşalım. E, en az bir dalına, sizinki gibi birden fazla belki yapamayabilirler yani, ama e, en az bir spor dalıyla ilgili e, dahil olmamız gereken bir durum olabilir. Peki gayrimenkul nedir? Hı. Gayrimenkul danışmanlığı nedir? Ya, gayrimenkul e, bina veya ticari işte kiralık herhangi bir işte günlük hayatta gördüğümüz ev olabilir, arsa olabilir. Bunların hepsi gayrimenkule giriyor. Gayrimenkul danışmanlığı da burada mülk sahibiyle işte alıcı arasındaki o iletişimi aslında sağlamak, o pazarlamayı yapmak, o işte piyasadaki gayrimenkul bilgisini bilmek, fon, işte fonları bilmek vesaire, kurları bilmek. Bunların hepsiyle birlikte o mülk sahibiyle alıcı arasında düzgün bir iletişim kurup evi e, en düzgün fiyattan işte satmak, kiralamak, e, iki tarafı da memnun etmek aslında Ezen kişi danışmanlık yapan evet. kişi. Peki normaldeki emlakçılıktan Hı. ayrı bir kavramı var mı ki e, emlakçılık varken hali hazırda gayrimenkul diye bir şey çıkmış ortaya? Farklı ha. şeyler mi? Ya aslında e, emlakçılık ya bizim yaptığımız işte biraz emlakçılık ama şöyle e, bunu şu şekilde ayırabiliriz. butik emlak ve kurumsal olarak bizim şimdi biraz daha kurumsal mesela bizim ofisimizde 19 kişi var yani 20 kişi gayrimenkul danışmanı ama bu ticarette tek kişi olur genelde yani e, bir de şöyle bir şey oluyor şimdi kurumsal olduğunda işin içinde biraz daha fazla işte vergiler ya da işte e, faturalar falan bunların tamamı denetlendiği için biraz daha şey riski az oluyor resmi mi oluyor? daha daha resmi evet. çok daha resmi evet, oluyor evet çok daha resmi oluyor Peki ah. Bu işin en keyifli tarafı nedir? Hani sattıkça insan tabii ki keyiflenir ama yani <laughs> e, düşünsenize birbirine danışmanlık yapıyorsunuz, sürekli bir yeri gösteriyorsunuz, almıyor, vazgeçiyor vesaire falan. E, en keyifli tarafı nedir? En keyifli tarafı bence ya sürekli yeni insanlarla tanışıyor olmak benim açımdan. E, ve bir de şöyle bir şey var, e, gündelik hayatta mesela herhangi bir mühendislik yaparken vesaire tanışamayacağımız insanlar bizimle tanışıyor. Evet. Bir şirket patronları olabilir ya da e, bir işte haber kanalının sahibi olabilir vesaire. Hani gündelik hayatta belki ulaşamayacağımız, selam verdiğimizde çok e, bizimle Biraz çok konuşmayacak insanlar. Kesimden evet. Her kesimden ama. Yani e, sürekli insanlarla meşgul olmak e, bence iyi bir şey. Çok fazla daha dünyayı görmeyi sağlıyor. Bence en keyifli tarafı bu. Zorlukları? Birçok zorluğu <laughs> da var tabii. E, Birçok meslek gibi. Çünkü şey olabiliyor, e, tabii ki insanlarla sürekli uğraştığımız için şimdi iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. İnsanların e, her halini görüyoruz. E, ondan sonra ya bazı işte hırsızlar, dolandırıcılar, onlarla uğraşmak zorunda kalabildiğimiz zamanlar oluyor. Onun haricinde e, anlaşmalar yapılıyor, bozuluyor, e, harcadığımız zaman boşa gidebiliyor. Ya da e, şöyle, biraz inişli çıkışlı bir sektör, inşaat sektörü genellikle. Bir süre iyi kazanıyorken bir süre hiç kazanamayabilir kişi. Öyle bir durum var. Yani genelde böyle şeyler. Evet ee, ama aynı zamanda mülk sahibine ciddi anlamda bir sorumluluğunuz var. Hem e, danışmanlık yaptığınız kuruma hem de e, bağlayıcı olarak o işte ev e, kiracı, <laughs> mülk sahibi değil de kiracıya karşı da inanılmaz derecede sorumluluklarınız var. Oradaki tamponu ciddi anlamda e, etik kurallara uyarak yapıyor olmanız lazım. Bunun için güven çok önemli değil mi? Çok önemli. Ya Güven zaten o ilk tanışma esnasında o 15 saniyede bir dakikada o güven olmadıysa hani dünyayı önüne sarsınız. Bütün sunum dosyaları buraları kiraladık yaptık ama yani hiç hiçbir önemi yok. Güven çok önemli ilk etken ama tek başına yeterli olmuyor tabii. Tecrübe de lazım, bilgi lazım. Hepsi de birlikte ama güven çok önemli gerçekten. Evet. E tabii o zaman ortaya şey çıkıyor. Yani e, prosedürleri tam anlamıyla uygulayan bir <laughs> işte gayrimenkul ya da emlak hiç fark etmez. Onunla çalışmak çok daha avantaj olacak. Peki bu sefer kiralayan taraf olarak e, nasıl bir araştırma yapması lazım ki işte e, tabii her sektörde sıkıntı olduğu gibi işte emlak sektöründe gayrimenkul sektöründe de aldatmacalar olabiliyor. Yani benim sizi e, tabii kurumsal bir firma Hı -hı. E, onda bir sıkıntı olmaz diyoruz ama Size karşı güvenimin tam oluşması için, onun öncesinde araştırmalarımda neye dikkat etmem gerekiyor bir kiracı olarak? Hmm. Firma olarak mı yoksa bireysel? Fark etmez. Iki, firma iki olarak da, mi? bireysel olarak da neye dikkat etmem gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, sistemde olması lazım. Yani öz, mesela Remax'de mi çalışacak? Gerçekten Remax ofisi mi? Zaten franchising'e olan bir şey yani. Hani sahte Remax ofisi bulamaz. Hı -hı. Yani kiralama veya satışta... E, Genelde ya şimdi kurumsal olduğu için aslında çok da bir şey dönemiyor. Dönmediği şimdi için... siz kurumsal Hı -hı. olduğunuz için çok rahatsınız. Bunda hiçbir sıkıntı evet. yok. Ama e, bunun haricinde ben bir e, müşteri olarak, Hı -hı. bir danışan olarak geldiğimde sadece sizin kurum değil, ev ararken nelere dikkat ediyor olmam lazım ki yani katakulliye gelmeyeyim? Aslında sorun bu. Ya Şöyle genel olarak ben ilk kendi ev aradığımdan örnek vereyim ya sahibinden baktığımda ya da herhangi bir yerden mecradan baktığımda şeyi görüyordum. Şimdi mesela ya bakıyorum ev güzel olabilir ama fiyatı da uygun benim için. Ya diyorum ki hani bu kim acaba? Kim satıyor? Ama şey gördüğümde bir emlak olduğunu gördüğümde ya da bir kurumsal bir yer olduğunu gördüğümde direkt şey diyordum. Hani tamam şimdi kimle muhatap olduğumu biliyorum aslında. O biraz güven veriyor. Ev kısmında da neye dikkat edilmeli? E, oradaki bilgiler doğru mu onu sormalı ilk önce hani arayan kişi. Ya böyle böyle girmişsiniz ilanın bilgileri doğru mu? Evet. E, ilanın işte tabii ki de biz her zaman artı yönleri e, koyuyoruz. Bu böyledir. Ha yönleri de yazarız Hı. ama genelde mülk sahibi çok fazla bunun yazılmasını istemeyebilir. Hani aradığında şey de sorabilir. Ya eksi yönleri ne? E, tadilata ihtiyacı var mı vesaire gibi. O tarz şeyleri sorabilir son yaşamak kadından sonradan. Evet. Öyle de. Peki, e, yetkilendirme ya da yetki belgesi diye bir şey konuşmuştuk yayın öncesinde. Evet. Bunu sevgili izleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz? Aktaralım. Yetki belgesi şöyle. Biz e, işte kurumsallıkta biraz daha iş bu tarafa kayıyor. Yetki belgesiyle çalışıyoruz. Yetki belgesi de şudur. E, mülk sahibi mülkünü satmak veya kiralamak istediğinde, bize e, işte süreli olan bir yetki belgesi veriyor. Yani bu 10 günde olabilir, 1 e, yılda olabilir. Bunun çok bir süresi yok. Otobanla mülk sahibiyle e, bizim aramızda olan bir şey. Bu şu demek oluyor, yetkisini aldığımız yeri sadece e, diğer emlakçılardan veya gayrimenkul danışmanlarından e, ziyade olarak sadece biz yapıyoruz. Onun pazarlamasını her şeyini biz yapıyoruz. Hmm. E, bu noktada da şu geliyor, aslında e, biz mülk sahibine de burada garanti altına almış oluyoruz. Çünkü aynı zamanda birkaç tane emlakçıyla çalışsa kimin girdiği çıktı çok belli olmayacağı için bir zarar olduğunda sıkıntı olabiliyor. Ama burada yetkiyi biz aldığımızdan dolayı herhangi bir sıkıntı olsa yine sorumluluğu bizde olacak. Evet yani aslında mülk sahibinin <laughs> bir muhatabı var. Tabii ki, direkt. Bu da büyük bir avantajı. Peki, e, hep böyle duyarız hizmet bedeli. Hı -hı. E, bu hizmet bedeli dediğimiz kiralama öncesinde işte sizin aldığınız mı? O hizmet bedeli nedir tam olarak? Bilmiyorum. Hizmet bedeli şu an artık o biraz daha kiralama ve satış bedeli diye geçiyor aslında. Hizmet bedeli e, işte yetki belgesi alındıktan sonra veya müşteri tarafından e, verilen hizmetlerin karşılığında e, alınan bir bedeldir verilen hizmetleri de ben aslında açıklayabilirim size. Tabii ki i̇şte ya mesela... bir şey var mı bir sınırı var miktarı var mı ne kadar vermemiz gerekiyor? Ya yani şöyle aslında bu konular mülk tanındıktan sonra bütün her şey yapıldıktan sonra konuşulan şeylerdir. Ya yani hizmet bedeli biz bir yere aldık satışını yapacağız mesela ya da kiralamasını yapacağız. Süreç boyunca hiçbir e, ücret vesaire hiçbir şey talep edilmez. E, ev sahibinin hiçbir şey alınmaz. Oradaki işte e, ekspertizi biz kendimiz Hı -hı. yaparız. Fotoğraflamasını profesyonel fotoğrafçılarla çalışıyoruz. Onu biz yaparız. İlanlar, broşürler mesela ilan dediğimizde ev sahipleri tek yerden ilan giriyor. Ama biz 10 e, tane mecadan ilan girebiliyoruz e, ofis olduğumuz için. E, bütün bu süreci işte telefon karşılama vesaire hepsini yaptıktan sonra satış gerçekleşirse, e, tapuya giderse tam orada alıcıyla ee, mülk sahibi arasındaki o para alışverişi. Evet. Onun dışında hani ne siz alabiliyorsunuz hı. ne ev sahibi talep edebiliyor değil Tabii mi? Tabii. Yani şöyle bir şey var şimdi bu süreci anlattım ya. Hı hı. Eğer başarılı olursak, satış olursa herhangi bir şey alıyoruz. 3 ay çalışabilirim ben bir yere. Bütün bu hepsini yaparım ama başarısız olursam hiçbir şey de talep etmiyorum aslında baktığınızda. Yani e, satış gerçekleşmesin, gerçekleşmesi bir şey talep etmiyorsunuz? Gerçekleşmesin hiçbir şey talep etmiyorum. Yani Hı. en başında e, kiralayacağımız yerle veya satacağımız yerle ilgili ev sahibinden hiçbir e, ücret vesaire hiçbir şey talep etmiyoruz aslında. Evet, kesin satış olduktan kesin sonra satış olabilir, e, evet. o komisyon kısmını Hı. işte belirli bir şey var, oranı var, yüzde dört, yüzde iki vesaire. E, o Bunlar tapuda o bile nasıl... vardır aslında. Mesela tapuda sadece, e, mesela gittiniz sadece tapu geçiyor ya iki tarafa, sadece orada bile vardır zaten gibi. Ben bir mülk sahibi Hı -hı. olarak sizinle neden çalışmalıyım? Yani avantajlarım ne olur? Aslında biraz anlattınız ama hani Hı -hı. daha böyle net bir şekilde ben niye sizi tercih etmeliyim? Tabii. Niye X kuruma değil de size gelmeliyim? Neden bizim kurum, neden evet. ben? Şöyle bireysel olarak söyleyecek olursam benim uzmanlık alanım pazarlama. Yani pazarlama ve dijital pazarlama. Şimdi bu beni aslında sektörde biraz ön plana çıkarabilir çünkü... Ee, gelen işte birçok emlakçıların hani alın değildir bu. Ben bunun eğitimini aldım. Network marketing de yaptığım satış eğitimleri de aldım. E, kamplara falan da katıldım. Yani ben e, bu işin bu kısmını çok daha iyi biliyorum. Benim uzmanlık alanım burası aslında. Ama firma olarak ya da ofis olarak dersek, Remax olarak e, düşünelim ilk önce. Remax'in Türkiye'nin birçok yerinde zaten ofisi var ve 4.000'e yakın danışmanımız var. Burada çok güzel reklam yaptık. <gülüyor> <gülüyor> öyle, evet, öyle oldu. Ama bunu anlatmak lazım. Çünkü bu şey de şu demek oluyor. 4.000 tane danışmanın olması demek, aslında ben e, Remax'in sistemine bu ilanı girdiğimde 4.000 tane danışmanın her birinden bir sürü müşterinin gelmesi demek oluyor. Çünkü evet. mesela şöyle bir şey var. Siz benden diyelim ki, 3 artı 1'i bir ev istediniz müşteri olarak. Bana ev bulur musunuz dediniz. Ben ilk önce e, ofisime ondan sonra da Remax'in sistemine bakıyorum. Ne var diye. Bu da şu demek oluyor. Daha önceden e, ilan girmiş birinin ilanına ulaşıyorum ben. Yani bir insan sahibinden tek başına giriyorken e, gelecek müşterinin çok çok daha fazlası oluyor. Ofis olarak da şöyle bir durum var. Biz 20 kişi çalışıyoruz ofiste 20 danışman birlikte. Ve her biri gerçekten çok tecrübeli insanlar. Bazıları finans alanından gelmiş. Bazıları sigortacılıktan gelmiş. Yani sonuç şuna çıkıyor. Biz herhangi bir problem olduğunda gerek hukuki ve gerek vergi konusunda falan olsun onu çok hızlıca çözebiliyoruz. Pazarlama konusunda bir şey oldu diyelim dijital. Ona başlıyorlar. Evet. Ee, bir kanunu evet. bir şey oldu daha iyi bilen birini. Hipodeyi daha iyi bilen birini. Ben bilmiyorsam hani öğrenebiliyorum gibi. Öyle bir şeyimiz oluyor. Güzel bir bildiğimiz oluyor. O öyle bir avantaj. Takım çalışması tabii evet. ki bu. Yani hani firma ismi değil de kurumunuz diyelim. Ee, şimdi şimdi kurumunuzda Belirli bir, tabii herkesin bir kariyer hedefi vardır. Bir işe tabii. başladığınız zaman, bir asayiyeden evet başladınız, kendinizi geliştirdiniz, kalifiye eleman oldunuz, aranın artık bir danışman oldunuz. Yani bu e, gayrimenkul danışmanlığı sektörün, sektöründe e, hedefinize ulaştınız mı? Bunun hedefi nereye kadar? Bunun hedefi nereye kadar? Ya bence hedefler biraz bireysel şeyler. Yani mesela dünyanın en çok işlem yapan gayrimenkul danışman olmak benim için aslında e, ana hedef değil. Benim için hedef biraz da zamanda tiyatro vesaire de yaptığım için şeyi seviyorum aslında. Kamera önünde olmayı seviyorum, hoşuma gidiyor. daha önce de dizilerde dizilerde de ufak tefek şeyler yapmıştım. ben hani bir İlber Ortaylı gibi mesleğiyle ünlü olan bir insan ya. Ben de öyle olmak istiyorum aslında. Hani işimi yapayım ama kamera önünde de olayım. E kamera önünde de hani insanlara bilgi vermek, insanlara fikir vermek eee tabii ki de sürekli öğrenmek gerektiriyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Ben bunu isterim. Yani hani Türkiye'deki e, en ünlük... Gayrimenkul danışmanı. danışmanı. Evet olmak isterim. Yani ne kadar güzel. Vesaire, tabii ki. Kesinlikle. Hani bir kurumda şey vardır ya işte elemandır, e, şeftir, müdürdür, sildir vesaire falan gider. E, ama siz diyorsunuz ki ben işimi en iyi yapan ama ekranlardan da uzak olmayan. E, tabii, e, evet tabii. Çünkü... Bu bir özgüvendir. Bu işinin doğru yaptığının arkasında evet, olmak demektir. Siz işinizin Hı. arkasındasınız. Doğru yaptığınıza inancınız yüksek ki tanınan biri olayım istiyorsunuz. Bu ciddi yani, anlamda evet, evet. özgüvenli bir şey. Hele ki, çok genç yaşta bunu söylüyor olmak inanılmaz derecede takdire şayan bir şey açıkçası. Teşekkür ederim. Peki sevgili gençlerimize, Hı -hı. sizin nesil, çok değerli nesil bizim evet. geleceğimiz tavsiyeleriniz var mı? Daha doğrusu gayrimenkul Hı. danışmanlık diye üniversitede bir bölüm var mı? ya Yeni bölümler açıldı aslında ee, ama tabii ki bu iş yapan insanlar genelde ya alaylı insanlar. Yani Hı -hı. bölümünü okumuş insanlar değil ama bölümleri de yeni yeni açılıyor. Evet. Ama sizin gibi pazarlamadan ya da işte pazarlama Hı -hı. bölümü, halk ilişkiler bölümü, satış bölümü diye bir şey var. Ee, var diye biliyorum. Satış teknikleri diye bir bölüm var elbette ki. Yıllık. Satış teknikleri bizim pazarlama da bir dersimizdi <laughs> mesela ama öyle bir bölümde olabilir bilmiyorum. Ben ama. yani ben şu an e, pazarlamanın alt kolu <laughs> olarak da görmüş olabilirim, duymuş olabilirim. E, evet alaylı olarak bu işi ciddi anlamda yapan e, büyüklerimiz de <laughs> var yani tecrübeli insanlar da var ama e, bir okullu olarak da teknik <laughs> kısmına. E, nesli aktarırken birazcık daha ihtiyacımız var açıkçası tabii, gençlerin tabii bilgi aktarımına. E, kesinlikle evriliyor. E, sevgili gençlerimize. Hı -hı. Tavsiyeleriniz var mı? Yaştaşlarınıza. Yaştaşlarıma veya benden. Büyükleri demiyorum. Büyükleri artık tavsiye <laughs> <öyle> etmesin <evlirse> <laughs> de. <gülüyor> Bikret, tabii ki. E, ya yani şöyle tavsiyem var mı? Var aslında. E, şimdi eğer yani bu mesleği yapmak istiyorlarsa veya buna yakın bir şey yapmak istiyorlarsa bir kere sosyal olmak zorundalar böyle bir şey var. Evet. Çünkü mesela ben yazılım bir şeyleri yapabilmek var da yapmak var ya. Ben yazılımı öğrenebilirdim ama yazılım yapamam. Neden? Çünkü yani sürekli bilgisayar başında olmam lazım. İnsanlarla değil bir orada bir kodlamayla uğraşıyorum değil mi? Ama ben bunu yapamam. Ama böyle bir meslek yapmak istiyorsa insanlar mesela gayrimenkul danışmanı ya da satış pazarlama vesaire. Sosyal olmak zorundalar. Ee, diksiyon, artikülasyon eğitimi bence almaları zorunlu. Onun haricinde aslında sosyal olmak çok keyifli bir şey. İnsanlarla evet. e, iç içe olmak. Ama bunun e, bir giriş noktası var. Ben mesela e, 16-17 yaşlarımda çok içine kapanık bir insandım. Hiç kimseyle konuşamazdım, arkadaşlarımla konuşamazdım. Bunu aşmanın bir noktası var. Bazı insanlar doğuştan şey derler, yırtık derler. Yani Herkesle de konuşabilir. Bazı insanlar da sonradan bunu yapabilir. Hani buna meyli varsa kişinin bence... E, işte tiyatroya tabii gitmesi yararına olacaktır. Ondan sonra şeyi çok düşünmeden mesela, e, geliri çok düşünmeden gidip bir satış danışmanlığına girebilir. Herhangi bir markanın bir satış danışmanlığına. Orada da hani işte ne kadar prim yaptığını ile insanlarla nasıl iletişim kurabildiğini e, görmesi evet, lazım. Mesela, evet evet e, ve bir de böyle bir meslekte olacaksa bizim birçok şey bilmemiz gerektiği için e, çok meraklı olması lazım kişinin. Sürekli piyasayı da finansı da bilmek zorunda bu işin biraz hukuk kısmında bilmek zorunda ama bunları aslında birlikte de başka insanlarla işte avukatlarla vesaire falan da çalıştığımız için çok her şeyini bilmek zorunda değiliz. Yani her şeyden çok az az bilip bir şey çok iyi bilmeleri evet. gerekiyor bu tarz iş yapan insanların. Kesinlikle. Yani temel mevzuata dahil olsun. Hı hı. Hani bir minik bir bilgisi olsun. Zaten çok detaylarını işin ehli olan işte avukatlardı, mali müşerilerdi evet, canım, vesaire abi. falan. Bunlar zaten yapıyorlar. Hani burada evet bu iş sosyallik gerektiren hı. bir iş. Sevgili izleyiciler sevgili Alihan da daha doğrusu bunu çok güzel icra ettiğini şu an görebiliyorum. İnanılmaz acıda hayran kaldım bu arada. O kadar güzel hem çalışıyor okurken de sosyalliğinden ödün vermemiş. Birçok bir şeylere dahil olmuş. Çalışır de Yani şunu söylüyor Sevgili Alihan benim anladığım. Çalışın. Hayat sadece çalışmak değil. Sosyalleşin. Genel kültürünüzü araştırarak arttırın. Tek bir bilgiye bağlı kalmayın. Gelişin, gelişin, gelişin diyor. Tabii ki. Doğru mu anlamışım evet. Sevgili Alihan? Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ağzınıza ben sağlık, ayaklarınıza sağlık. Bir müddet sonra tekrar da sizi burada görmek isterim. Değerli tabii ki, bilgilerinizi tabii paylaşmak adına sevgili izleyicilerimizle. Tekrar teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız ederim. için. Sevgili izleyiciler, Mesleki Gülden programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.